Sevgili seyirciler, Ankara'da gezerken Ankara'nın yakının tanıdığı bazen sporcu, bazen siyasetçi, bazen sivil toplum örgütlerinin başında olup ve Ankara'da herkes tarafından yakının tanınan Ankara'da Hizmet Kültürü'ne Dernek Başkanı Sayın İlmi Yaman'la birlikteyiz. Şu anda sivil toplum örgütlerini konuşacağız. Biraz kendisini tanıyacağız. Sizlerle paylaşacağız. Efendim merhabalar diyoruz. Merhaba efendim. Hoş geldiniz. Öncelikle kısaca sizi tanıyalım. Herkes tanıyor ama Türkiye'de tanımayanlar var. Biraz da sizi Ankara'nın dışına taşımak istiyoruz. Kısaca kendinizden bahseder misiniz? Evet, ismim Hilmi Yaman. Ankara Çamdere doğumluyum. İlk ve orta öğrenimi Çamdere'de, kendi köyümde yaptım. Liseyi Yahya Kemal Beyatlı Lisesi'nde, Yeni Mahalle'de okudum. Yeni Mahalle'de sokaklarında misket oynadım, çelik çomak oynadım. Yeni Mahalle'de büyüdüm. Şu anda hala öğrenciyim, 4. üniversiteyi tamamlıyorum. Çankaya Üniversitesi'nde siyaset bilimi uluslararası ilişkilerde yüksek lisans yapıyorum. Derslerim bitti, tez aşamasına geldik. Bu vesileyle tüm genç kardeşlerime okumanın yaşı yok, okumanın yaşının olmadığını da burada belirtmek istiyorum. Evet, kendim hem siyasetle uğraştım, hem spor camiasıyla uğraştım. Yeni Mahalle Belediye Meclis Üyeliği yaptım 2004 yılında AK Parti'den. Sonra kendim 2014 yılında aday adayı oldum. Türkiye Binicilik Federasyonu AS Başkanıyım, yönetim kurulu üyesiyim. Aynı zamanda Ankara Gücü Disiplin Kurulu üyesiyim ve bir Ankaralıyım. Ankara'ya hizmet eden, Ankara'da yaşayan herkes bizim kardeşimiz. Ankaralılar Derneği'nin de doğal üyesi. Derneğimize sizlerin aracılığıyla tüm Ankara'da yaşayan, amacı, hedefi Ankara olan, Ankara'ya hizmet etmek için mücadele eden herkesi derneğimize davet ediyoruz. Efendim, sivil toplum kuruluşları çok önemlidir. Çünkü tabanın sesidir. Dolayısıyla tabandaki sorunları yukarılara kadar taşıyan bir kurumdur. Ankara'daki sivil toplum gücü nedir? Yani gerek siyasete olsun, gerek evet, etkileyici gücünüz nedir? Ben 13 yaşından beri aktif STK'ların içerisindeyim. Sivil toplumların içerisindeyim. Kızılcahamam Kazan, Çamdere Dernekler Federasyonu'nda yöneticilik yaptım. Hala STK'larda görevim var. Gerçekten Türkiye'de ve Ankara'da STK'nın gücü en üst düzeyde ulaşılabilirse, kullanılabilirse. Ben Ankaralılar Derneği'ne yeni seçildik. 2 ayı doldurmak üzereyiz. Öncelikle derneğimizi de bir birlik beraberliği sağlayıp geçmiş başkanlara, yönetimlerine, yöneticilere ve üyelerin hepsine şükranlarımızı, teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bizim hedefimiz Ankara'da birlik beraberliği sağlamak, Ankara'da eksik olan bir şeyleri yerine getirmek. STK'lar maalesef 4-5 kişiyi, 10 kişi bir araya gelip amacı farklı olan, farklı amaçlar güden diye algılanıyor. Oysa biz Ankara'mızın, Ankara kültürümüzün hem derinlemesine elimizden gelen katkıyı da size sağlayacağız. Hem Hacı Bayram Veli Efendi'nin torunları olarak inşallah Ankara kültürünü Ankaralılara hizmet etmekte yarış yapacağız. Sosyal projelerimiz var. Ankara seymenlerini, genç seymenlerimizi yetiştireceğiz. AİT'imizin kendi bir AİT akademimiz var. Burada değişik etkinlikler yapıyoruz. Seçildiğimiz gün itibariyle çalışmalarımıza da devam ediyoruz. Efendim, eğitim öğretim çok önemli. Bazen okumakta zorluk çeken öğrencilerimiz var. Dernek olarak katkı sunuyorsunuz, burs veriyor musunuz? Bizim derneğimizin bir burs olayı yok. Burs vermiyoruz. Derneğimizin bir geliri de yok. Sadece yönetim ve gönül verenler tarafından bunu sağlıyoruz. Bursumuz yok. Ama şunu takdir edersiniz ki devletimiz, hükümetimiz, gerçekten AK Parti bu konuda çok verimli çalışmalar yapıyor. Dolayısıyla bizim böyle bir şeyimiz yok. Dernek olarak hedefleriniz nedir yani? Bundan sonra neler yapacaksınız? Mesela şunları. Öncelikle birlik beraberliği sağlayacağız. Projelerimiz var, hedeflerimiz var. Yaz şenliklerimiz olacak, genç seymenleri yetiştireceğiz. İleriki zamanlarda projelerimizle ilgili daha detaylı, daha ciddi şeyler sunabiliriz. Peki, teşekkür ederim. Biz teşekkür ediyoruz, çok sağ olun.